mücadelenin sonucu, gelinen başarı, gelinen sonuç, Allah bizi buraya çıkmayı nasip etti. Bugüne kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Biz belediyeye çıkarken diğerlerinin yaptığı gibi, başkalarının yaptığı gibi insanlara eziyet ederek çıkmayacağız. İnsanları ayırt ederek çıkmayacağız. Biz orada başta dedik, hepsi bizim kardeşimiz. Yine diyorum, buradakiler de bizim kardeşimiz. İmamoğlu, herkes de bizim kardeşimiz. Kimsenin onuruyla oynamayacağız, kimseyi kırmayacağız. Allah izin verirse, verdiğimiz sözlerin tümünün arkasındayız. İmamoğlu'na hizmet etmek için geldik. İmamoğlu'nda bizim kimler bize beraber yürüdü, kimler bizimle mücadele etti, hepsinin farkındayım. Kimse merak etmesin, kimseyi unutacak falan değilim. Ama her şeyin bir zamanı var. Yavaş yavaş herkesi hak ettiği yeri, hak ettiği değeri görecektir. Bu İmamoğlu milleti kimseye ayırt etmeden bunları ben göstereceğim ama şimdiden buradan size hepinize söz veriyorum. Biz İmamoğlu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayıydık. Her zaman diyordum ama ben milletin adayıydım. Millet bizi bağrına bastı, millet bizi kabullendi. Diğer partilerde parti gözetmeksizin herkes adayımız Kasım Karaköse'dir dedi. Biz inanıyoruz, güveniyoruz, ona sahip çıkacağız dedi. Kötü etmedi, bunu 5 yıl içerisinde nasıl hizmet ettiğimi görerek Allah razı olsun diyecek. Hiç kimseyi ayırt etmeden, partili partisiz ayırt etmeden herkesle beraber İmamoğlu'muzu güzelleştireceğiz. İlk önce kardeşliği sağlayacağız. Milletin birbirine kötü gözle bakmasını engelleyeceğiz. Öyle düşmanca kimse kimseye bakmasın. Yani ben belediye başkanı da buraya davet etmiştim. Ama gelecekti, gelmedi. O da kendi çapında bir mücadele verdi. Haklı. Bizi eleştirdi. Biz kendisini eleştirdik. Diğer aday ona keza bizi eleştirdi. Biz onları eleştiririz. Ama her şey geçti, bitti. Şu dakikadan sonra kimseyi eleştirecek, kimseyi öteleyecek halimiz yok. Bir de yani bize oy veren, arkamızda dik duran mahallelerimiz var, köylerimiz var. Elbette bilincindeyiz ama vermeyen de bizim mahallemiz, köylümüz, vatandaşımız, veren de bizim vatandaşımız. O vermeyene de niye alamadık, niye bize oy vermediler, sebebi neydi? Onları araştıracağız bundan sonra. Ona göre halimizi, tavrımızı değiş, yani gerekeni yapacağız. Bir sebebi vardır, insanlar destek vermiyorsa bir sebebi vardır. Onların da desteğini almak için bütün uğraşımızı vereceğiz. 5 yıl boyunca kimseyi ötelemeden çaba sarf edeceğiz. Burada herkes sabırlı olsun. Bak, Zeydan Başkanımız da Adana'da seçildi. İmamoğlu'nun büyük bir şansı var. Adana'nın büyük bir şansı var. Ben hem iddialıyım hem Zeydan Başkan iddialı. Herkes biraz sabırlı olsun. Bugünden yarına bir şey değişecek hali yok. Ama biz bugünden başlayacağız. Bazı şeyleri hizmet açısından çok şeyi değiştireceğiz. Verdiğim sözlerin hepsinin arkasındayım. Hiçbir yerini, ben kimseye söz vermedim. Ben söz verseydim 10.000 oydan fazla alırdım, bundan emin olun. Hep dediler ya meydanda söz, vallahi vermedim. Biliyordum, ben buraya çıktığımda gelecek adam benim yakamda tutacak, söz verdim. Hayatımda sözümü yemedim, burada da yemem. O yüzden vermedim, kendimi risk ettim. Belki de 2-3.000 oy aşağı aldım. Verseydim inanın 10.000'den fazla oy alırdım. Çok şeyler döndü. Diğerleri yaptı, ben yapmadım. Aranızda varsa çıksın desin ki şunu dedi. İnanın demedi. Ama demedim şu anlama gelmez. Bizimle eve gidenleri görmedim anlamına gelmez. Ben hepsinin farkındayım. Kim yıllardır benimle 5 yıl mücadele eden kardeşlerim var orada. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.